Ortamdakiler huzur içerisinde yaşamanın, barıştan yana olmanın değerini bilsin diye bir oyun başlattınız. Peki oyun sırasında ya da öncesinde sizin ya da başka birilerinin seçimleri yüzünden zarara uğrayan bireylerin mağduriyeti için neler düşündünüz? Şunu bilin ki, sizin tasarladığınız ya da ortamda daha önceden var olan süreçlerden dolayı zarara uğrayan insanlar sizden ve ortamdan şikayet edecekler. Bu insanlara ortamdaki süreçlere müdahalede bulunduğunuzu söylemeden onları istediğiniz yaşamı kabullenmeye ikna ettiğinizi varsayalım. Onlardan bazıları sizin sayenizde mevki ve zenginlik elde ettiler. Peki, sizin yüzünüzden daha kötü bir hayat yaşamaya başlayanlar sizi niye desteklesinler ki? Sizin samimiyetinize niye inansınlar ki? Diyelim ki size güvendiler ve size inanmayı seçtiler. Peki, biz onlara sizin ortamın kaderine müdahalede bulunan insanlar olarak birçok kişinin hayatını zora soktuğunuzu söylersek, bu durumda yine size güvenmeye devam ederler mi? Diyelim ki siz her şeye rağmen haklı çıktınız ve bulunduğunuz mevkide, bulunduğunuz seviyede yapmak durumunda olduğunuz şeyi yapıyorsunuz. Bu durumda sizler hepimize babalık yapmalı ve sizin ve insanlığın işlerini bozarak herkesi zora sokan bizlere bir kurtuluş yolu sunmalısınız. Ve bunu bize ve bizim oyunlarımıza kanan insanlara rağmen başarmalısınız. Biz bu yola kimsenin kaderine müdahale etmek amacıyla çıkmadık. Yaptıklarımızı bu şekilde yapmamızın nedeni, sahip olduğumuz tecrübenin bu şekilde ifade edilebileceğine dair inancımızdır. Bizden sonraki kuşaklara, kutsal değerlere teslimiyetle, dinamik bir şekilde yaşamanın nasıl olabileceğine dair tecrübemizi mükemmel bir şekilde aktardığımıza inanıyoruz. Ve artık aktardığımız tecrübenin meyvelerinin yeni kuşaklar tarafından nasıl değerlendirileceğini bekleyip göreceğiz. Bizim çıkışlarımızı yanlış bulup bizi ve halkı suçlayarak yaşayanlara gelince, mantığımızla hükmedemediğimiz bir bütünlük hayal edip ona teslim olarak yaşamayı seçmek gerektiğini iddia ediyor ve bunu aydınlanma ya da olgunlaşma olarak tanımlıyorsunuz diyerek bizi eleştiriyorlar. Sanırım yaşamlarını insanları mantıksal sınıflara ayırıp mantıklarıyla hükmedemedikleri insanları sömürerek sürdürmek isteyen bu arkadaşların bu yanlış tutumlarına karşı hem onlara hem de gelecek kuşaklara babalık görevini tam olarak yapmış olma adına birkaç yeni süreç tasarlamak zorunda kalabiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı tüm vatandır. Yani kutsal bildiğin değerlerin savunması, bulunduğun noktadaki sorumluluklarını yerine getirmek suretiyle yapılır. Bu durumda bizim savaşımız fiziki alandan mantıksal alana geçtiyse ve bu yolda bizi düşman bellemiş bireylere de süreç gereği şefkatle anne ve babalık yapmak zorundaysak ve bunun gereği olarak teslimiyetle işlettiğimiz süreci mantığımızın ifade edemediği noktalarda canımızı sistemin bekası için bağışlayarak kutsal bildiğimiz süreç ve gelecek kuşaklar için gerekli olan her şeyi yapmış olmayı seçeceğiz. Açık yüreklilikle inanıyoruz ki bizim yaptığımız bu seçimler sizlere ve gelecek kuşaklara faydalanacağınız önemli tecrübelerin oluşmasını sağlayacak ve ardından
belki şimdi hep beraber ya da daha sonra sizler tecrübelerin ışığında insanlığın ihtiyacı olan medeniyetin oluşmasını sağlamış olacaksınız. Kendinize güvenin. İhtiyacınız olan kudret zaten sizde mevcuttur. Buna inanın ve yaşamınızı iyi bir insan olarak geçirin. Atalarınızın size öncelikli öğüdü budur. Mantıkla açıklanmıyor ki teslimiyet. Nasıl anlatalım? Dindarın dini ezbere yaşamak yerine tasavvufa yönelerek teslimiyetle yaşamak zorunda oluşunu. Teröristler halkın mantığını rehin aldıysa ve Yaradan bize teröristlerin elinden halkın mantığını teslimiyet yolunda mantıkçılığın sonunu göstermek suretiyle kurtarma görevini verdiyse, bize düşen bu yolda seve seve ibretlik olarak mantık batağına saplanmış olan topluma teslimiyetin kutsal yüzünü göstermeyi seçmektir. İşte biz bu nedenle mantıkçı dindarın sonunu ve çevresine verdiği zararı Şeyh Said meselesiyle, mantıkçı demokratın sonunu ve çevresine verdiği zararı Adnan Menderes meselesiyle, sorunların çözümünü mantık üzerinden şiddet kullanarak çözmeye çalışmanın sonunu ve çevresine verdiği zararı İsmet İnönü'nün istifasına kadar geçen süreçteki askeri olaylar, Talat Aydemir ve Fethi Gürcan meseleleriyle, saydığımız ve sayamadığımız olaylar sonrasında devletin ya da toplumun sonunun ne olabileceğini ise İsmet İnönü'nün istifası meselesiyle uzun uzun anlattık. Ve anlattığımız konulara dair samimiyetimizin garantisi olarak mantığın cevap bulamadığı sorunların çözümü ve o konulardaki samimiyetimizin ispatı için o olaylar sırasında canımızı bağışlamayı tercih ettik. Öyle umuyoruz ve inanıyoruz ki insanlar bunlara şahit olduktan sonra bu gerçekler günü geldiğinde ortaya çıktıktan sonra insanlık bir daha ayrılmamak üzere birleşecek ve huzur ortamı sonsuza kadar devam edecektir.